Bakın biz defalarca söylemişiz. 18 ayda istifa eden hekim sayısının 8.000'in üzerinde olduğunu, hekimlerin %84'ünün hasta veya yakınları tarafından şiddete maruz bırakıldığını, hekimlerin %45'inin aylık gelirinin yetişmediğini ve %66'sının pandemi ek ödemesi almadığını vurgulayarak hekimler taleplerinin dinlenmesi için Sağlık Bakanı'ndan görüşme talep etmişler, görüşmemişler. Bütün bunlardan sonra bakanlık tarafından herhangi bir plan yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu plan kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? 36 saati bulan çalışma süreleri, sağlıkta şiddet, yetersiz ücret gibi nedenlerle yıpranan ve motivasyonu düşen hekimlerin başka insanlara faydalı olmasını bekliyor musunuz? Hekimlerin motivasyonunu artırmak için bakanlığın herhangi bir çalışma planı var mı diye sormuşuz. Ve hekime yönelik şiddetle ilgili sorularımız var. Pandemi süresince kazanılmış hakların yoğun bir şekilde kısıtlandığı şartlarda çalışmak durumunda bırakılan hekimlerin %76'sına yine hakları olan pandemi ek ödemesinin yapılmadığı doğru mu diye sormuşuz. Bakanlığınızın çalışmalar arasında pandemi koşullarından etkilenen hekimlerin durumunu iyileştirmek için başlatılan bir çalışma olarak duyurduğunuz pandemi ek ödemesinin söz konusu hekimlerin %76'sına ulaşmaması konusunda ne diyorsunuz? Güven kaybınız için ne diyorsunuz diye sormuşuz. Hiçbirine cevap alamamışız. Çünkü bir şey yapmak istemiyorlar, yapmıyorlar. Devleti batırmış durumdalar. Doktorların ek ödemesini kesiyorlar. Daha çok çalıştırıyorlar ve sonunda doktorlar ya binlercesi yurt dışına gidiyor ya da nöbetten sonra yorgunluk ve uykusuzluktan hayatını kaybediyorlar. Bunlar çok vahim vakalar. İşte bakın defalarca bunları sormuşum. Yine geçen sene bakın 8 Ekim 2020'de bir basın toplantımda şunu demişim. Geçtiğimiz haftalarda da söyledim. Asistan hekimlerin durumu Covid salgını ile beraber zaten zor şartlarda çalışan asistan hekim arkadaşlarımız daha da zorlanmış durumdalar. Hem çalışma saatlerinin uzun olması çünkü nöbet sonrası da çalışmaları isteniyor. Hem de Covid dolayısıyla oldukça riskli bir ortamda bulunmaları hem de maddi manevi kayıpları nedeniyle oldukça sıkıntılı durumdalar. Asistan hekim arkadaşlarımızın feryadını duyun demişim.